Yunanistan'da önümüzdeki pazar günü yapılacak seçimler öncesinde muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi başkent Atina'da son mitingini gerçekleştirdi. Partinin lideri Vangelis Memarakis'in hedefinde anketlerde Yeni Demokrasi ile başa baş giden Syriza var. Syriza'nın getirdiği tek yenilik ana para kontrolü oldu. Bu bizim itibarımıza vurulan bir bıçak darbesi oldu. Ekonomimizi boğdu, şirketlerimizi aşağıladı. Memarakis, Avrupa yanlısı partilerle koalisyona açık olduğunun altını çizdi. Mitinge katılanlar yeni demokrasinin ülkenin kaderini değiştireceğinden umutlu. Memarakis'in engin bir siyasi birikimi var. Gayet olumlu bir tutum sergiliyor. İnsancıl ve bu özellikleri partimize daha çok seçmen çekiyor. Büyük bir değişim yolda. Eğer yeni demokrasi seçilirse sadece toplum değil, hem iç hem de dış siyaset hem de eğitim değişecek ki bu bir öğrenci olarak benim için çok önemli. Hataları en aza indirebilmek için Ocak ayından önceki normal hayatımıza geri dönmeliyiz. Daha fazla popülizmi kaldıramayız, daha fazla zaman kaybedemeyiz. Daha fazla deneme yanılma ile kaybedecek zamanımız yok. Seçimlerin öncesinde yeni demokrasi cephesinde iyimserlik hakim. Son kamuoyu yoklamaları halkın Memarakis'in daha birkaç hafta önce imkansız gibi görünen Syriza'nın ve Çipras'ın siyasi hegemonyasını kırma misyonunu başarabileceğine inandığını gösteriyor.